Başında da dedik ya, baharın yaklaştığı bu günlerde acaba bir İzmir'e uzansak mı? Ne dersiniz, Ege havası? Evet, en çok güneşe maruz kalan, güneşe en çok etkileyen bir şehir İzmir biliyorsun. Biz İzmir'de neler yapıyoruz cilt gençleştirme ile ilgili? Hastalarımıza neler öneriyoruz? Bir onlara bir göz atalım bakalım neler yapıyoruz. Bakalım bakalım. Güzel İzmir'den hepinize merhabalar. Değerli partnerim kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Cem Karas'ı yerinde kendi kliniğinde ziyaret edeceğimizi daha önceden size duyurmuştuk zaten. İşte bugün o gün çok önemli, çok güzel bir konuyu konuşacağız. Ameliyatsız yüz gençleştirme ve çok da kıymetli bir hastası var. Annesi Reyhan Hanım. Neler yapacaksınız bugün ameliyatsız Öncelikle yüz merhaba. Gençleştirme olarak? Hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk. Anneciğimi çağırdım bugün. Şimdi annem 66 yaşında, oldukça aslında genç gösteren bir hanımefendi ama bize gelen hastalar genelde belli yaşa kadar işlem görmemiş, uygulama yapılmamış hastalar. Ve bir anda gelip biz artık daha genç gözükmek istiyoruz, cildimizin daha taze, daha güzel gözükmesini istiyoruz, çizgilerimizden kurtulmak istiyoruz, kırışıklıklarımızı istemiyoruz, çenelerimizdeki sarkmaları yok etmek istiyoruz, çizgilerimizi azaltmak istiyoruz. Cildimizdeki lekelerden kurtulmak istiyoruz gibi beklentilerle geliyorlar. Şimdi biz tabii hastamız kliniğe gelince bu tür istekler olunca önce bir analiz etmek gerekiyor. Ne yapıyoruz? Hastamızın fotoğrafını çekiyoruz. İsteklerinin karşılaştırılmasını yapıyoruz. Ne olabilir? Beklediği nedir? Bu işten nasıl bir çıkar ve sonuç elde edebiliriz? Tabii herkes genelde ameliyat ve cerrahi tekniklerden uzak kalmak istiyor. Herkesin en büyük korkusu ameliyat korkusu. Yani bir yüz germe ameliyatı yapmaya kalksak herkesin ödü patlıyor. Hakikaten de çok kolay bir ameliyat değil. Her vakanın da ihtiyacı olmayabiliyor. Tabii yani minik küçük operasyonlar, burun mesela, göz kapağı ameliyatları çok daha konforlu ve kolay ameliyatlardır ama bir yüz germe ameliyatı biraz daha konforlu ve zor ameliyattır. Şimdi hastamız geldi. Önce analizini yapıyoruz. Bakıyoruz neler var yüzünde. Evet, biraz derin çizgilerimiz var. Nazolabiyellerimiz, göz altlarımız, çizgilerimiz var ama onun öncesinde cildimizde neler var, ne problemler var? İşte minik minik ince kırışıklıklar var, bir takım pigmentasyonlar var, lekeler var. Önce cildi yapacağımız işleme hazırlamamız gerekiyor. Nasıl hazırlıyoruz? Önce bir medikal cilt bakımı yapıyoruz hastamıza. Cildine uygun şekilde, cildinin yağına göre, cildinin teninin yapısına göre, üst tabakanın nasıl olduğuna bakıp ona göre bir medikal cilt bakımı yapıyoruz. Bu medikal cilt bakımını yaptıktan sonra cildin üzerindeki o ölü epitel dokuyu kaldırıp, cildin üzerindeki o siyah noktaları temizleyip, cildi pırıl pırıl hale getiriyoruz. Şimdi cildi beslememiz lazım. Sonra ne yapıyoruz? Hastamızdan kan alıyoruz. Almış olduğumuz kan, kendi kanı. Bu kanı özel bir vakum yardımıyla aldıktan sonra santrifüje ediyoruz. Santrifüje ettikten sonra elimizde kendi kanının içerisindeki fibroblasttan zengin, yani cildimizin altındaki o kolajen dokunun sentezini arttıran, kolajeni destekleyen hücreden zengin bir karışım elde ediyoruz. Biz bu karışımı hastamızın cildine küçük küçük papül 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 olması gereken yerlere enjekte ediyoruz. Ama bunu yaparken de bazı yan ürünler de kullanıyoruz. İşte mezoterapi dediğimiz ürünler. Bu mezoterapi dediğimiz ürünlerin içerisinde bir takım vitaminler, özellikle C vitamini, bazen somon DNA'sı dediğimiz bir takım böyle destekleyici ürünlerle destekliyoruz. Bu yaptığımız işlem aslında daha sonra yapacağımız, yani yüzü gençleştirme için yapacağımız dolgular, botokslar, dolgu ve toksin uygulamasından önce cildin olması gereken hale gelmesini sağlamak. Biz bu PRP ve mezoterapiyi yaklaşık bir 15-20 dakikalık süreçte hastamızın yüzünü uyguluyoruz. Bu uygulama çok kolay bir uygulama, hastanın canını yakmayan bir uygulama. Bittikten sonra yüzüne böyle minik 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 ufak ufak böyle kızarıklıklar olabilir ama kısa sürede geçecek. Sonucu ne zaman görecek? Sonucu aslında hemen ortaya çıkıyor. Yani birkaç saat sonra o kızarıklık tamamen geçiyor. Ondan sonra cilt hazır hale geliyor. Evet. Cildi hazırladıktan sonra, cildi olması gereken hale getirdikten sonra diğer işlemlere geçiyoruz. Harika. Biraz görelim mi izleyicilerimizle birlikte nasıl işlemler yapılıyor? Minik minik papüller uygulayarak. Ağrısız var mı? Hayır. Doğru söyle.
Hayır. Vallahi hiç hareket bile etmiyor canım. Belli ki çok gerçekten konforlu bir işlem. Bir de siz bu işleme ne kadar güveniyorsunuz ki annenize bile uyguluyorsunuz. Evet, anneler candır. Anneler kıymetli. Avantajlarını tekrarlayalım mı izleyicilerimiz için? Şimdi bu işlem nasıl bir sonuç verecek? Bu işlemin amacı dolgu ve toksin uygulamasından önce cilde hazırlamak. Hı hı. Cildin pırıl pırıl olmasını sağlamak. Yani yukarıdan aşağıya doğru gidiyoruz. Cildeki ince karışıklıklar, cildeki minik lekeler, pigmentasyonları bu uygulamayla en aza indirgemiş oluruz. Tabii ki mucizevi sonuçlar beklemiyoruz ama biz tabii cildi istediğimiz formata getirdikten sonra artık işimiz derinler, derinlerdeki bölgeler, oralara neler yapabiliriz onlara bakacağız birazdan. Harika, birazdan. Bu işlemin amacı ne? Sonuç nasıl olacak? Evet, işlemimiz bitti. Şimdi efendim bu işlemimizin amacı cildi hazırlamak. Cildi daha derin bölgeler yapacağımız uygulamalar için, toksin uygulaması için, dolgu uygulaması için öncesinde cildi hazırlıyoruz. Cildi pırıl pırıl hale getiriyoruz ki yapacağımız işlemlerin etkisi bütünüyle ortaya çıksın. Harika. Onu da artık başka bir bölümde izleyeceğiz. Çok yaşa, devam ediyor.